Bu maçtan sonra Meri hakkında soruşturma açılmış. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Meri golden sonra değil mi? Aynen. Şöyle böyle işaret yapmış. Bozkurt işareti yapıyor. Bozkurt işareti diyorlar. Ülkücü işareti. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Meri bunu yaptı. İyi mi yaptı? Kötü mü yaptı? Bunu nasıl yaptı kardeşim? Buna gerek var mıydı kardeşim? İşte diyor biz böyle yapınca diyor. Siz diyor bizi terörist ilan ediyorsunuz diyor. Adam bunu böyle yapıyor diyor. Ne oldu diyor. Evvela bu işaret ülkücülerin işaretleri kardeşim. Şimdi bu adam böyle yapınca adama MHP'li diyorlar. Sen diyor MHP'li misin? Arkadaşım bu MHP işareti bu ülkücülerin. Ben sana örnek vereyim. Şimdi MHP teşkilatlarının adı ne diye geçiyor? Ülke ocakları. Değil mi? Ülke ocakları geçiyor. Hangi MHP'li sorarsan sor akşam ben ocağa giderim der. Akşam ülke ocağına gidiyorum der. Ya da ülke ocaklarının bilmem neyi var der. MHP bilmem gençlik kolları falan diye böyle çok anılmaz. Hep ülke ocağı derler. Bak ülkü başka bir şeydir. Ülkünün anlamını bilmiyorsun. Ülkünün anlamını öğren. Ondan sonra konuş. Sen kalkacaksın. PKK'nın işaretini yapacaksın. Bu PKK kardeşim diyor ki bu zafer işareti diyor. Sen ne niyetle yapıyorsun? Hadi bakalım. Bizim adam Türklük için yaptım ben dedi. Ben dedi ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Ne mutlu elhamdülillah. Müslüman Türk'üm diyene diyecekti. Heyecandan Meri öyle yaptı büyük ihtimal. Ne mutlu Müslüman Türk'üm diyene olması lazım aslında orijinali. Neyse. Meri hakkında niye hemen bir operasyon yaptılar onu da söyleyeyim. Hemen şimdi söyleyecekler. Meri ülke ocakları başkanı mı seçildi derler. İşte bu Meri MHP'li çıktı. İşte artık bundan da bunu da bak hemen çıktı ya. Bunu da artık sevmiyorum diyor artık. Meri'yi artık sevmiyorum diyor. Bu da diyor MHP'li çıktı diyor. Ya ne alakası var kardeşim ya. Ya söylüyorum. Dün akşam burada şeyde meydandan kutlamadan dönüşte millet arabada şey çalıyordu böyle yapıyordu. Ben de bir tanesine böyle yaptım kardeşim. Ne oldu ben ne oldum şimdi? Ya bunu yapınca ne oluyor şimdi yani? Böyle yapınca metalci oluyorsun. Bir şey böyle yapsan bir şey olmuyor ha. Metalci bunu yapınca oy nasıl yaparsın? Ya bunlar değişik insanlar. Neyse konuyu çok dağıtmayalım. Meri hakkında bu açılan soruşturmanın bariz şeyi belli. Psikolojik olarak bizi yıpratmak. Arda Güler de açtı aynısını. Arda Güler de ne yaptı kardeşim? Böyle koydu, böyle yaptı Allah'ın izniyle. Ona da soruşturma açtılar. Bir şey oldu mu? Bir şey olacağından değil. Sadece psikolojik olarak yıpratmak istedikleri için Meri hakkında soruşturma açıldı, Meri hakkında dava açıldı. İşte şöyle olacak, böyle olacak, bilmem ne olacak. İşte bilmem ne insan hakları mahkemesi devreye girecek. Ya ne oluyor be kardeşim ya? Ya arkadaşlar, herifler LPG pazı bandıyla çıkıyor. LPG'yi biliyorsun artık bilmeyenler de yoktur herhalde değil mi? Bilmeyen kalmadı. Yok, yok. Geçen bir yerde dedim, o da birisi de LPG diyor. Ondan başkaları da LPG diyor bizim söylememizden sebep. Neyse. LPG şeyini biliyorsun işte bilmem gökkuşağı renkleri takıyor pazı bandını. Oradan selam yolluyor LPG'lilere. Bilmem nerelere yollar. Bunlara bir şey olmuyor. Herif çıkıyor böyle yapıyor. PKK sempatizan yapıyor. Onlara ses yok. Ama kardeşim herif gol atmış. Bunu yapmış. Yaptım kardeşim diyor. Bana diyor taraftarlar diyor. Açıklamasını dinledim. Karşımdaki taraftarlar bana böyle yapınca diyor. Ben de onlara böyle yaptım diyor. Şimdi burayı da kırparlar kesin montaj yaparlar. Yapın kardeşim. Söylüyorum. Şimdi MHP üyesi, bana da MHP üyesi. Ben MHP üyesi falan değilim kardeşim. Ben ne AK Parti üyesiyim ne de MHP üyesiyim. Biz vatancıyız, biz milletçiyiz, biz devletçiyiz. MHP'li kardeşlerimiz öyle. MHP bugün var, yarın yok. Ama bu devlet hep var. Ülke ocakları vardı, hep olacak. Senin derdin burada vatan. Senin derdin Merih değil. Senin derdin Türkiye. Senin derdin Merih'in o hareketinden Türkiye'yi yıpratmak senin o hareketten zoruna gitti. Zoruna gitti. Niye? Avusturya bizde dalga geçiyordu değil mi? Geçen bugün bir tane sokak röportajına denk geldim. Avusturya maçından hemen önce bir Türk röportaj yapıyor işte. Türkiye'deki en tehlikeli oyuncu kim diye bir soru soruyor. Adam hep Türkiye Avusturya'da hareketler abi. Ne Türkiye? Ha. Hani böyle Türkiye kim ki küçümser gibi. Bir tanesi Türkiye'de de şey yok ki tanımıyorum ki de ben işimi. Hareketlere bak. Bizi işte kafirlerin bu küçümsemesi Allah Celle Celaluhu onları tepe taklak etti. Ya arkadaşım Türk olarak seviniyoruz. Doğal olarak seviniyoruz. Şimdi biri de çıkmış ne yazmış. Hocalar da diyor maç konuşmaya başladı. Allah sonumuzu hayretsin diyor.
Şahsım olarak konuşuyorum. Bugüne kadar sen hiç bu işlere organizasyon olduğunu gördün mü? Yok. Yapmamızın tek sebebi kardeşim, madem şu anda gençlik o tarafa doğru gidiyor ve futbol şeyi var, biz de onların arasına katılırız, onları kendimize çekeriz kardeşim. Evet, kardeşim bak maçımızı izledik. Sevinçtik, hadi gel şimdi namaza. Sevindik kardeşim, sevinçliyiz, mutluyuz. Misal diyorum, hadi gel şimdi sohbete. Ya da kardeşim bak bizim mescidimiz burada, gel aramıza katıl. O çocuk oradan çıksa, sohbete gelse, namaza başlasa, 10 numara olur mu kardeşim? 10 numara. Ama sen eleştireceksin ya, sen hakaret edeceksin ya, sen küçümseyeceksin ya. Bu da diyor, bu ne diyor? Amigo mu diyor, hoca mı diyor, bilmem ne ayak lan bu diyor. Çıkmış diyor meydana, bu nasıl adam lan diyor. Ya sen adam değilsin. En azından milli değilsin. En azından Türk değilsin ya. Biz elhamdülillah Müslüman Türkler olarak kendimize gurur duyuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan dedi mi? Dedi. Biliyor muydu kimi fethedeceğini? Biliyordu. Bilmese nereden söyleyecek ne güzel komutan diye? He? Biliyordu. Fetheden kim? Türk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Utruku turka ma terakukum. Türkler size bulaşmadıkça siz Türklere bulaşmayın. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedine geçer. Ne konuşuyorsun sen ya? Allah Allah. Ama bir şeyleri iyi anlamak lazım. İnsanları eleştirmeden önce bir araştır, bir soruştur. Kardeşim işin derinliğin ondan sonra konuş. Araştırma yok, soruşma yok. Dümdüz yapıştırın gidin. Lan bu Merih bunu nasıl yapar? Böyle iş mi olur lan? Artık Merih'i sevmiyorum. Sevmesen sevme lan Merih'i. Merih de sana meraklıydı zaten. Adam da zaten dedi kardeşim yaptım dedi. İyi ki de yaptım dedi yani. Ne var bunda dedi. Yaptım. Twitter'a giriyorsun. Merih, Merih, Merih. Hay Merih kadar başınıza taş düşsün be. Ben Merih diyor onu yaptı. Ben de bunu yapacağım diyor. Ona serbest diyor bana yasak mı diyor. Sen ne diye yapıyorsun? Sen PKK için yapıyorsun. O en azından öz vatanı için yapıyor. Öz vatanı için, Türkiye için, memleket için yapıyor kardeşim. Bu MHP'ye ait bir hareket değildir. O ülkücülere ait, bir ülkeye ait, bir düşünceye aittir. O düşünce ne? Kötü bir düşünce mi? Hayır. Allah Cellece bunlara akıl fikir versin. Anladım. Allah Cellece bunların sonunu hayır eylesin. Allah Cellece bunlara, yani özellikle Hollanda maçı için şunu da söyleyeyim. Ya Rabbi bunlara diyorum fırsat vermesin. Amin. Tek, amin. Onlara tek gol bile, Rabbim onlara gol yüzü göstermesin. Sevindirmesin onları. Çünkü onlar pisliğin başkentidir. Hollanda kadar günah giren, Hollanda kadar günahkar, uyuşturucu serbest, LPG'liler serbest, her şey serbest. Ama kardeşim bir Türk, bir Müslüman bir hareket yapıyor. Dünya ayağa kalkıyor. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munkar.